5 dakika adaletten herkese merhaba. İşkence, linç, cezasızlık. Geride bıraktığımız haftada insan hakları, hukuk ve adalet açısından çok vahim kavramlar tekrar gündemimize girdi. Bu vahim kavramlardan bir tanesi Van Gevaş'ta ortaya çıktı. Gevaş'ta 2017'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roket atarlı bir saldırı gerçekleşmişti. Polis failleri ararken mantar toplamaktan dönen 4 tane köylüyü gözaltına aldı. Köylüler karakola götürüldü, oradan ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi. Burada çok ağır işkencelerden geçirildiler. Hatta işkence yapmak da öylesine beis görülmemişti ki fotoğrafları çekildi, kamuoyuna servis edildi. Sosyal medyada yüzlerce hesap bu fotoğrafları işte teröristler, roket atarlı saldırıyı düzenleyenler diye paylaştı. Bunu paylaşırken üstelik işkence yapılmasını işte yadırgamamışlardı. Ancak daha da vahimi, işkenceyle birlikte daha da vahimi, köylülerin olayla hiçbir alakalarının olmamalarıydı. Buna rağmen baskı altında örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiklerine yönelik tutanakları imzalamak zorunda kaldılar. Haklarında dava açıldı. Bir yargılama sürecinden sonra beraat ettiler. Çok açık olan işkence fotoğrafları ve görüntüleri ellerindeydi. Onlar da suç duyurusunda bulundu. Savcılık, tutanaktaki polis isimlerine rağmen sadece tek bir polis hakkında dava açtı. Bu polisle ilgili yargılama süreci geçtiğimiz günlerde bitti. Mahkeme polisin beraatine karar verdi. Tutanağa bakmadı, köylülerin biz teşhis edebiliyoruz beyanlarına bakmadı. Üstelik köylüler sadece bu polisi değil, diğerlerine teşhis edebildiklerini söylemişlerdi. MOBESE görüntülerinin yeterince net olmadığı, ortamın karanlık olduğu, polisin yüzünün seçilemediği, bu nedenle şüpheden sanık yararlılığı ilkesi gereği beraatinin gerektiğini belirterek mahkeme davayı sonuçlandırdı. Köylülerin işkenceye uğradığı çok açık, hem itip raporuyla açık hem fotoğraflarla açık. Buna rağmen bu açık işkence suçu cezasızlıkla sonuçlandı. Tutanakta imzası olan polisler görevlerine devam ediyorlar. Açığa alınan yok, herhangi bir yaptırım uygulanan yok. Bir diğer vahim kavram linç. Aslında nedense Türkiye'de linç kavramı genellikle tahrik olmak, vatandaşın tepkisi, protesto hakkı gibi kavramlarla birlikte anılmaya çalışıyor. Linçin üstü böyle kapatılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta bir linç girişiminde bulunuldu. Çok açık. Yüzlerce kişi aynı anda bir siyasi parti liderine saldırdı. Sadece o siyasi parti liderini değil, yanındaki milletvekillerini, TBMM başkan vekilini, CHP yöneticilerini darp etti. Üstelik sığındıkları evin yakılması konusunda da çok kararlı sloganlar attılar. Buna rağmen saatlerce oradan uzaklaştırılmadılar, müdahale çok etkisizdi. Olaydan sonra beklenti savcılığın onlarca kişi hakkında gözaltı kararı vermesiydi. Şu ana kadar işlem yapılan kişi sayısı onun biraz üzerinde. 9 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 8'i zaten emniyetten serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atarken kameralara yakalanan, objektiflere yakalanan Osman Sarıgül ise kaçarken yapılan pazarlık sonucunda teslim alındı. Sadece 2 gün gözaltında kaldı. Jandarmadaki ifadesinde önce yumruk attığını kabul etti. Savcılar çıktığında elini savurduğunu ve Kılıçdaroğlu'na geldiğini fark etmediğini, sonradan bunu öğrendiğini söyledi. Mahkemeye çıktığında Kılıçdaroğlu'na özür diledi, çok pişman olduğunu, elini sadece savurduğunu, Kılıçdaroğlu'na değdiğini gördüğünü söyledi. Sağlık sorunları gerekçe göstererek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fakat serbest bırakıldıktan sonraki tablo en az linç girişimi kadar vahimdi. Evine tebrik için gidenler, İşte kahraman diye kendisini lanse edenler, elini öpenler, bu şekilde fotoğraf verenler ve mahkemeler ve savcılıklar Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyen Sarıgül'ün de büyük bir gururla bu tebrikleri, kahraman ünvanlarını kabul etti. Devlet büyüklerine teşekkür etti, telefonları yanıtladı, misafirlerini ağırladı. Ancak daha vahimi yargının bütün bunları bu şekilde ele almaması. Basit bir protesto, basit bir galeyanı gelme gibi ele aldığınızda o kahraman ünvanına sahip olmak isteyenler daha da cesaretleniyor. Bundan sonraki yeni olaylar için kendilerini bilemeye başlıyorlar. Biz bunu parti binaları yakıldığında, o yakılan parti binalarından sonra Kürtlere ait iş yerlerine saldırı olduğunda, hatta ölümle sonuçlanan saldırılar olduğunda gördük. Bu olaylardan sonra da yargı benzer pratikler işletti ve gerekli kararlı, hakikaten caydırıcı adımları atmadı.
Umuyorum ki önümüzdeki hafta ya da haftalar ya da aylar bu kavramların hayatımıza girmediği, bu olaylara tanıklık etmediğimiz günler olur. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.